Arkadaşlar merhaba, ben Hatice Bayram. Bugün bir sağlık videosuyla karşınızdayım. Bu videomuzun konusu, bundan bir sene önce, hatta bir seneden biraz daha uzun bir zaman önce sigarayı nasıl bıraktığım üzerine olacak. Önce sigarayı bırakmaya hazırlık aşamamdan, daha sonra o bırakma sürecinden ve bıraktıktan sonraki durumlardan bahsedeceğiz ve böylelikle de videomuzu sonlandırmış olacağız. Videomuza başlamadan önce kanalımda kadın, sanat, felsefe, psikoloji, tarih, astroloji ve hayata dair birçok konu üzerinde birlikte fikir alışverişinde bulunuyoruz, öneriler veriyoruz ve karşılıklı tartışıyoruz. Eğer aramıza katılmak isterseniz abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. O zaman vakit kaybetmeden başlayalım. Şu an bu videoyu izliyorsanız muhtemelen ya sigarayı bıraktınız ya da bırakmaya ciddi ciddi karar verdiniz. Umarım bir şekilde en sonunda sigaradan tamamen kurtulursunuz. Öncelikle şunu söylemeliyim ki şu an her nasıl hissediyorsanız, iyi hissetmediğinize eminim. Bunu hepimiz ilk başlarda hissettik. Hepimiz ilk başlarda böyle bir bunaldık. Doğru mu karar verdim? Acaba hani böyle olmamalı mıydı? Bu tür çelişkileri ve gelgitleri hepimiz yaşadık. Bu konuda yalnız değilsiniz. Herkes bu süreçlerden geçti. Ve devamında da zaten göreceksiniz. Çok benzer, kendi aklınızdan geçen düşüncelere de çok benzer fikirlerle de karşılaşacaksınız. Sabırlı olun ve videoyu izlemeye lütfen sonuna kadar devam edin. Bırakmadan önceki bir sene benim için hazırlık aşamasıydı. Öncesinde benim defalarca sigarayı bırakma denemem olmuştu. Her defasında da saçma sapan gerekçelerle geri başlamıştım. Çünkü doğru düşünmeyi bilmiyordum. Kafamda nasıl konumlandırmam gerektiğini bilmiyordum. Ve bir şekilde yine kafamın içinde dönen o sinsi sese tekrardan yenilmiş oldum. Bu insanın kendisini çok kötü hissettiren ve gerçekten de yenilmiş hissettiren bir durum. Ama pes etmedim. Çünkü en nihayetinde artık bırakmak istiyordum ve bir sene boyunca kendime hep telkinde bulundum. Ben bunu hayatımdan net bir şekilde çıkartmak istiyorum. Doğru zaman olarak da kendime yazı belirledim. Yaz mevsiminde sigarayı bırakmayı Haziran ayında bırakacağım diye netleştirdim. Tarih 2019 20 Haziran'dı sanırım. Evet, 20 Haziran 2019'daydı. Ve o gün gece yarısı 3 gibi sigarayı pat diye bıraktım. Şimdi bu hazırlık sürecinde birkaç tane çok önemli nokta var. O noktalardan birisi de şimdi biliyorsunuz sigarayı bıraktığınızda sizi en çok zorlayan durumlardan bir tanesi o bırakma aşamasından sonra o bir duman çekme isteği. O dayanılmaz o bir dumanı çekme isteği. Bu aynen şöyle bir etki yaratıyor sigarayı bırakan kişide. Hani böyle çöldeki serap etkisi gibi. O çekeceğiniz o bir duman sizin için o kadar cezbedici geliyor ki. Hani o bir dumanı çekeyim de sonra tekrar denerim. Ya da ne bileyim hani ne olacaksa olsun yeter ki bir duman çekeyim falan gibi. Şimdi ben bunu yaşayacağımı net bir şekilde bildiğim için bir sene boyunca hep şunu yaptım. Her sigara içişimde bak dedim. İşte bu bundan daha fazlası değil. Çekiyorsun ya bu işte hani böyle acayip acayip tatlar geliyor. Böyle saçma sapan bir kokusu var. Ve bu yani bundan fazlası değil. Yakıcı bir tadı var yani hoş mükemmel bir tat değil. Ama bırakma aşamanızda biliyorum ki o böyle bir hissiyat değil. O sanki içtiğinizden böyle bir hani bir üstünüze böyle bir sihirli bir şeyler gelecek falan. Öyle bir hissiyatta hissettiriyor sizi. Sebebi de nedir bunun? Tabii ki nikotin isteği. Dışarıdan acayip sesler geliyor artık kusura bakmayın duymamaya çalışın. O yüzden bu çöldeki serap etkisini kırmak için ben bir sene boyunca her sigarayı çekişimde şunu düşündüm. Bak dedim bundan fazlası değil. Bunu bir kafana sok önce. Bundan fazlası değil. Bir sene boyunca her içişimde bunu düşündüm. Bunun çok ciddi bir faydası var. Sigarayı bırakma aşamasında birçok kişi bu noktada kırılıyor. Daha 1-2 gün içinde tekrar geri başlanmasının sebebi işte bu çöldeki serap etkisi. Bunu kırmak için her sigara içişinizde bırakmadan önce bunu bir düşünün. Bundan fazlası değil. Peki bu etkiyi nasıl ortadan kaldırırsınız? Şimdi bıraktınız diyelim ve acilen o bir duman çekme isteğiyle başa çıkmak istiyorsunuz. Derin nefes almanız lazım. Çok basit değil mi? Yani hani bunu zaten biliyorduk gibi düşünebilirsiniz. O derin nefes zaten sigaranın
sizdeki o inanılmaz bir rahatlama etkisi veriyor gibi bir illüzyonu var ya, içiyorsunuz, rahatlıyorsunuz falan. Aslında derin derin nefes çektiğimiz için, tabii ki nikotinin de etkisi var. Tek başına derin nefes çekmek değil. Ama daha da büyük bir etkisi derin nefes çekiyor olmanız aslında. O yüzden o aşırı içme isteği durumları geldiğinde en önemli iki tane benim yardımcım vardı. En önemli iki yardımcım, bunlardan bir tanesi 3 kere derin nefes çekmek. Bu da burundan yavaşça nefesinizi alıyorsunuz. Sonra ağzınızdan üflüyorsunuz. Ama bunları yavaşça ve uzun uzun yapıyorsunuz. Daha sonraki aşama ise bol bol su içmek. Bu noktada da size şöyle bir öneride bulunacağım. Şöyle bir cam şişe edinebilirsiniz kendinize. Ben bunu ilk önce teyzemde görmüştüm ve nasıl yani kavanozlu su mu içiyorsun falan diye böyle bir gülmüştüm, ama sonra deneyince de bana çok mantıklı geldi. Üstünde de böyle evdekilerin kavanozuyla karışmasın diye böyle baş harfimi yazdım her tarafa. Şöyle kapağı falan da yazdım. Neyse. Sonra denedim ve baktım hem suyu bol bol içmemi sağlıyor hem de çok pratik. Yani yaklaşık bu 1 litre falan galiba, tam emin değilim ama. Yani hani bununla bir 4 tane falan içseniz biraz fazla gelebilir, ama 2 tane içseniz, 2,5 içseniz yeterli olacaktır sizin için. İlk aşamada anlamamız gereken şey, bıraktıktan sonra bol bol derin nefes alma aşaması ve bol su içme aşaması. Daha sonraki psikolojik faktörler ise çok daha önemli detaylar olacak. Onlara da değinelim. Birkaç kritik soru var. O sorulara zihnimizde bir yanıt bulmamız gerekiyor. Onun bir karşılığının olmadığını ve bu sorular sadece bizim zihnimizin yarattığı sorular değil, birçok kişinin düşündüğü ve aşması gereken sorular, sorunlar. Bunları bir netleştirmemiz lazım kafamızda. Evet, birinci sorumuz şu. Şunu sormamız gerekiyor kendimize. Bana bu içtiğim sigaranın ne faydası var? Şimdi bu soruya verilebilecek çok fazla cevap var. Bunlardan birisi beni sakinleştiriyor. Evet, nikotin bir miktar vücutta bir işte sakinleştirme, bir yatıştırma etkisinde bulunabilir, ama nikotinin o yaptığı sakinleştirme etkisini biz açık havada yürüyerek veya o dediği 3 derin nefes alma işlemini uygulayarak zaten çok daha temiz ve çok daha kesin bir şekilde sağlayabiliriz. Sakin olmanızı engelleyen bir durumun içindeyseniz, ne bileyim biri sizi sinirlendirdiyse, rahatsız edecek herhangi bir tavırda bulunduysa ortamdan uzaklaşın. Hemen sigaraya saldırmanız şart mı yani bu durumda? Ortamdan uzaklaşın. Haklıysanız da, karşı taraf haksızsa da boş ver insandır deyin geçin. Yani sigarayı siz içtiniz diye aranızdaki durumlar zaten düzelmiyor. İkincisi, daha iyi konsantre olmamı sağlıyor. Şimdi burada çok ciddi bir illüzyon var. O da şu, bilenleriniz biliyordur, ben piyanistim ve benim işte her gün belli bir oranda pratik yapmam gerekiyor, piyano çalışmam gerekiyor. Sigara içtiğim zamanlarda şunu fark ediyordum. Ben yaklaşık böyle bir yarım saatte bir, kendimi çok zorlarsam 45 dakikada bir, hadi biraz daha zorlayayım 1 saatte bir kalkıp sigara içiyordum zaten. Ve çalışmalarım o bölündükten sonra tekrardan kaldığı yerden devam etmesi hiç kolay olmuyordu. Bir kere tekrardan konsantre olmam gerekiyordu. Tam moda girmişim, tekrar sigara içme ihtiyacı. Şimdi ben bunu kendim, evet, biraz uzatıyordum. 15 dakika, yarım saat kadar ötelemeye çalışıyordum, ama sigarada şöyle ciddi bir illüzyon var. Siz son içtiğiniz sigaradan yarım saat sonra, daha fazla içiyorsanız bu daha kısa sürede de olabilir. Bu sizin sigara içme aralığınızla alakalı bir durum. Tansiyonunuz düşecek ve siz sigara içmek zorunda kalacaksınız. Yani siz evet kendinizce küçük zaman aralıklarında bunu öteleyebilirsiniz, ama o size kendini bir şekilde içirtiyor zaten. Bunu da tansiyonunuzu düşürüp tekrar tansiyonunuzu normale getirtmek için size kendini içirterek yapıyor. Yani burada çok tehlikeli ve çok ciddi bir illüzyon var farkındaysanız. Yani aslında ne yapıyoruz? Orada sigara içmeyen kişilerle aynı duruma gelebilmek için sigara içiyoruz. İçmeyen kişi zaten o durumda, zaten onun nikotin ihtiyacından dolayı tansiyonu düşmüyor ki. Bunu içen insanlar yaşıyor. Yani öyle bir döngünün içine giriyoruz. Sigara içmeyen kişi zaten burada. Sigara içen kişi güne böyle başlıyor. Yani hiçbir zaman içmeyen kişiyle aynı seviyede başlayamıyor, vücudundan nikotin tam olarak atılmadığı sürece. Burada bir yerlerde başlıyor. Ve sigarasını içtikten sonra belli bir süre sonra böyle iniyor.
Sonra tekrar içmek için şöyle yükseliyor. Ama hiçbir zaman sabahki durumunda değil. Buraya bir yere geliyor. Tekrar düşüyor. Tekrar şuraya geliyor. Bu sefer daha da aşağıya yükseldi. Yani yükseldiği durum bir öncekinden daha da aşağıda şu an. Tekrar içiyor, iniyor, tekrar yükseliyor falan. Bu böyle gidiyor. Günün sonunda ne oluyor? Artık yorgunluktan bitmiş. Çok da böyle bir takati kalmamış. Ağız falan böyle bir çamur gibi. Ve bir ağza yumruk yemiş efektiyle. Durumuyla böyle bir öyle bir haldesiniz. O şekilde gününü sonlandırıyor. Leş gibi bir şekilde. Ve ne oluyor? Böylece kendi etti, kendi buldu durumunu yaşamış oluyor. İçmeyenler zaten burada. Tabii ki onlar da yoruluyordur. Tabii ki onların da zorlandığı noktalar oluyordur ama kendi elleriyle yaptıkları bir zorlanma ve yorulma değil bu. Onların standardı bu. Biz o standardı yakalamak için ki yakalayamıyoruz da zaten, yakalamak için içiyoruz. Bu çok tehlikeli ve ciddi bir illüzyon. Buna çok dikkat edin lütfen. Aynı zamanda bir de eğer bu sigarayı ofis ortamında içiyorsanız veya ne bileyim artık bir evinizde içiyorsanız, evinizde başkaları yaşıyorsa, ailenizde yaşıyorsanız vesaire. Bu noktada kendi sorununuza başkalarını da dahil etmiş oluyorsunuz pasif içici olarak. Şimdi sorun derken, sorun çünkü sigara içmek sorunlu bir davranıştır. Ve sigara içen insanların maalesef ki psikolojileri çok normal değildir. Neden? Çünkü burada kasıtlı bir şekilde bile isteye kendimize zarar vermek söz konusudur. Bu da psikolojisi normal bir insanın yapacağı bir hareket değildir. Şimdi diyeceksiniz ki ama çok fazla insan bunu yapıyor. Nasıl yani herkesin psikolojisi bozuk mu? Evet, birçok insanın psikolojisi bozuk. Yani bir şeyi birçok kişi yapıyor diye o şey doğru olmak zorunda ya da zararsız olmak zorunda mı? Ya da bu normal mi birçok kişinin yapıyor olması? Hayır. Sonuç olarak işini iyi yapanlardan çok işini iyi yapmayan insanlar var. Doğru mu? Evet. Dürüst insanlardan çok palavracı insanlar var. Doğru mu? Evet. Demek ki çoğunluğun bir şeyleri yapıyor olması o şeyi normalleştirmiyor. Doktorlar içiyor. Evet ama bu bildikleri halde içiyor olmaları bunun yani doğru bir şey olduğunu göstermiyor ki. İşini içselleştirip özümseyerek ve ne yaptığının bilincinde olarak çalışan doktor sayısı çok mu fazla bizim ülkemizde? Tabii ki çok iyi doktorlarımız da var. O ayrı ama hepsi için çok iyi diyebilir miyiz? Kimisi giriyorsunuz doğru düzgün yüzünüze bakmıyor falan. İşinden nefret ederek yapıyor işini. Şimdi bu kişinin sigara içmesi de çok normal. Demek istediğimi anladığınızı umuyorum. Yani şu bu gereksiz saçma sapan bahanelere sığınmayalım lütfen. Yani doktorlar içiyor yok, öğretmenler içiyor yok. İşte benim bir arkadaşım var, o çok mantıklı bir insan, o da içiyor. Böyle saçma sapan rol modeller almayalım kendimize. Bu kişinin bireysel farkındalığıyla alakalı bir durum. Her ne meslek sahibi olursa olsun, her ne meslek sahibi olursa olsun, bu konuda rol model alacağımız kişilere dikkat etmemiz gerekiyor. Benim de babam içiyor ama annem sigarayı bıraktı. Ben de babama örnek alabilirim ama ben anneme örnek almayı tercih ediyorum. Yani burada kişinin mesleği, statüsü bilmem nesi değil. Doğru örneği doğru şekilde seçmeniz gerekiyor. Yani kendinizi rahatlatmak için seçeceğiniz örnekler bunlar. Başka hiçbir şey değil yani. Bir diğer cevabımız da mutlu oluyorum cevabı. Şimdi yani sigara içerek mutlu oluyorsanız o zaman şöyle bir durumda var. O zaman siz sizi mutsuz eden, üzen, size acı çektiren, böyle size birkaç an güzel böyle bir hafif hoşluk, mutluluk yaşatan insanları da ama genel olarak mutsuzsunuz onunla. Öyle insanları da seviyorsunuz o zaman. Size kötü davranıyor, zarar veriyor, fiziksel zarar veriyor, psikolojik zarar veriyor. O zaman siz onlarla da mutlusunuz. Bu mutluluğu nasıl algıladığımızla alakalı bir durum. Yok mu böyle insanlar? Var. İşte sigaraya bakış açımız da bu şekilde. Aslında bizi temelde mutsuz ediyor, enerjimizi düşürüyor. Sabırsızlaştırıyor, huzursuzlaştırıyor. Sigara içmek için o yaptığınız işi yarım yamalak bırakıp da içtiğiniz bırakıp çıkıp içtiğiniz zamanları düşünün. Bir ortamın içinde o ortamı bırakıp dışarıda soğukta kalkıp sigara içtiğiniz zamanları düşünün. Aç karın içtiğiniz zamanları düşünün. Yani bu sizi mutlu eden bir durum olamaz. Bu tıpkı sizi mutsuz eden, sizi böyle kendini esir etmiş, bağımlı etmiş, o iğrenç ilişkiler vardır ya, onlar gibi işte. Sigarayla aramızdaki ilişki bu. Bizi rezil eden, bize zarar veren, bizi mutsuz eden bir ilişki bu ilişki. Bunu fark edebilmek çok önemli. Bir noktada hayatımızdaki boşlukları doldurma işlevi de görüyor. İşte genel olarak o an bir boş bir durumdayız. Hani hem
çevresel olarak bir boşluğun içindeysem, işimiz yok vesaire. Ve içiyoruz yani, hani bu da olabiliyor. Veya hayatınızda ne bileyim yapacak çok bir şeyiniz yok. Bir şekilde o boşlukların arasına sıkıştırıyorsunuz sigarayı. Kendinizce zaman öldürüyorsunuz. Yo, benim tanıdığım çok dolu insanlar da var içiyor. Ya da işte çok normal insanlar da var içiyor. Yani bu bizim dediğim gibi neyi nasıl algıladığımızla alakalı. Gerçekten karşımızdaki insanlar dolu insanlar mı? Yani bir insanın iyi bir meslek sahibi olması, işte iyi paralar kazanıyor olması, tamam bunlar da evet hayatımızda önemli detaylar ama bir insanı dolu yapan şey sadece o insanın mesleği ve kazandığı para değildir. O insan gün üzeri güzel paralar kazanıyordur, çalışıyordur, ediyordur ama akşamları çok saçma bir hayat yaşıyor olabilir. Çok saçma modların insanı olabilir. Saçma sapan bir insanın yanında kendini rezil rüsva ediyor olabilir. Yani bir insanı sadece parasıyla, işiyle, mevkiyle bir insanı dolu olarak görmek çok basit ve saçma bir harekettir. O yüzden dışarıda o şekline bakarak gördüğümüz o insanların gerçekten dolu insanlar olup olmadığına nasıl hemen karar veriyoruz? Bu bizim neyi dolu algıladığımızla da alakalı, neyi normal algıladığımızla da alakalı aslında. Yapacak bir şey bulamadığımda içiyorum. Şimdi gün 24 saat ama yapacak şeylerin sınırı yok. O an bir depresif bir durumda olabilirsiniz. Okey, tamam. İşinizden de ayrılmış olabilirsiniz. O da okey. Ama insan istediği zaman yapacak bir şeyi her türlü bulur. Yani tek yapacağınız şeyin sigara içiyor olması o kadar saçma ki, o zaman akşama kadar 1.000 tane sigara için. Hani bunu mu yapacaksınız? Yapabiliyor olsaydınız bunu mu yapacaktınız? Yapacak o kadar çok şey var ki, tamam ders çalışmak, kitap okumak, o bu. Hiçbiri mi sarmıyor? Çık dolaş, açık havada yürü. O da mı olmadı? Kalk evi temizle. Kitaplarını düzenle, ne bileyim elbise dolabını bir şeyler yap, at, atılacakları at. Yapacak bir şeyler mutlaka bulursun. Oturup sigara içmek bir seçenek olmamalı. Saçma bir seçenek bu. Yani o bulamadığınız işi sigara içerek bulabileceğinizi mi düşünüyorsunuz ya da? Zaten size yeni bir iş bulamayacağı gibi, zaten zarardasınız o an. Hepten sizi zarara sokuyor. Veya sigara içerek vizyon sahibi de olamayız. Yani aradığımız işi böyle oturup içerken hani bize de gelmeyeceğine göre, sigara bizi vizyon sahibi de yapamayacağına göre, bu da çok saçma bir tez ve çürüdü. Bağırsaklarım düzenli çalışmıyor gerekçesi. Şimdi eğer sigara ve tuvalet ilişkisini böyle bir sıraladıysanız veya eş zamanladıysanız, kendiniz o şekilde alıştırdıysanız, evet öyle bir düzende devam ediyor olabilirsiniz, normaldir. Ama bunu akşamları bir elma yiyerek veya bir işte fincan kayısı çayı içerek de çok rahatlıkla çözebilirsiniz. Bir diğer korku işte kilo almaktan korkuyorum düşüncesi. Ben sigarayı bıraktıktan sonra hiç kilo almadım. Hiçbir şekilde kilo almadım. Çünkü kendimi saçma sapan yemeğe vermedim ki normalde çok fazla yemek yerim ben ve çok da fazla hareket ederim. Genel hayat yaşayışım bu yani, bu yönde. Ama o dönemde olabildiğince, çünkü şunu biliyorum, yemeğe kendim vermedim, şunu biliyorum. Şimdi kendime eğer işte kuru yemiş, en çok yapılanlar işte kuru yemiş yemek, bol bol çikolata bir şeyler, hani olabildiğince ağzı boş tutmamak, sakız çiğnemek mesela. Bunların şöyle sıkıntıları var. Siz yarın bir gün işte sigarayı bıraktıktan birkaç hafta sonra o yiyeceği sırf canınız istedi diye yediğinizde bile aklınıza sigara gelecek. Çünkü siz o anki modunuzu o yiyeceklere aktarmış oluyorsunuz. Su için, derin nefes alın. Çünkü su içmek ve nefes almak bizim öyle arada bir hani canım çekti yapayım falan gibi yapabileceğimiz durumlar değil. Biz bunları sürekli yapmak zorundayız. Yapmadığımızda zaten yaşamsal olarak kendimizi tehlikeye atmış oluruz. O yüzden de bunları yapmak size sigara içmeyi hatırlatmayacaktır. Bunlar zaten sizin normal olarak yapmak zorunda olduğunuz, hayatınızı devam ettirmek için içtiğiniz ve aldığınız nefestir. O yüzden su içmek ve nefes almanın yerine yiyecekleri koymayın. Yemeyin, bol bol için kısaca. Şimdi kilo almakla ilgili durum, eğer hormonal bir sıkıntınız yoksa kilo almanın net olarak sebebi şudur. Çok yiyip hareket etmemekle alakalı bir şeydir kilo almak. Hormonal bir sıkıntınız varsa, ilaç kullandığınızda daha sonrasında aldıysanız o başka bir durumdur. Ama bunların dışında eğer başka bir şey yoksa, evden dışarı çıkmadan ya veya işte oturarak hareket etmeden çalışıyorsanız, böyle bir işiniz varsa, akşama kadar hiçbir şey yapmadan sadece yemek yiyip abur cubur atıştırıp ve hareket de etmiyorsanız kilo almanız kadar normal hiçbir şey yok. Bunun olmaması için zaten normalde de, normal zamanlarda da yiyorsanız hareket etmeniz gerekiyor. Ben normalde dediğim gibi çok yiyen bir insanım ama
çok da hareket ederim. Yani hani sürekli oturmam, evdeysem bile kalkarım, bir şeylerle uğraşırım. Ne bileyim, bir ortalığı toplarım. Zaten benim belli bir süre full enstrüman çalışmam gerekiyor. Bunların hepsi bir hareket. Ama hiçbir şey bulamıyorsam da bir şekilde bir, ne bileyim, evde kendi kendime uğraştığım yaptıklarımla yediklerimi bir şekilde eritirim. Ama yiyip de hiçbir şekilde hareket etmeden sürekli oturur pozisyonda kalırsanız kilo almanız kadar normal hiçbir şey yok. Yani sigara ve kiloyu birbiriyle bağdaştırmayın. Çünkü eğer sigara içmek kilo aldırmıyor olsaydı, mesela böyle de bir algı var. Sigara içen bir obez olmazdı hiçbir şekilde dünyada, değil mi? Ama biz görüyoruz ki çok kilolu insanlar da sigara içiyor ve bu kilolarında herhangi bir etkide bulunmuyor. Veya işte her sigara içen insan tığ gibi olurdu o zaman. Böyle bir şey de yok. Yani bunlar sizin strese bağlı olarak yemeniz içmenizle alakalı. Buna da dur diyebilirsiniz. Bunu da kontrol edebilirsiniz. Hareket edebilirsiniz. Bunların hiçbirisi sizin sigaraya devam etmenize mantıklı bir gerekçe oluşturmaz. Ama siz kendinize herhangi bir gerekçeyi doğru olarak alıp da onunla ısrarcı bir şekilde diretirseniz bu sizin tercihinizdir. Ama gerçekte böyle bir şey yoktur. Sigara olmadan hayat çekilmez. Şimdi bu durumda şöyle bir soru sormak durumundayım. Ne yaşıyoruz da hayat çekilmiyor? Hani nedir yani, derdimiz ne? Şimdi çok net bir şekilde evet, insanlar hayatında yakınlarını kaybediyorlar. Çok kaybediyorlar, kazanıyorlar, bir şeyler yaşıyorlar. Bunlar oluyor. Benim de yakınlarımı kaybettiğim zamanlarım oldu. Hatta sigarayı yeni bıraktığımda, artık hani bıraktıktan bir 3-4 ay sonra benim kedim öldü aniden. Sabahında hiçbir şey yokken annem eve geldiğinde ölü bulmuş ve beni aradı işte vesaire. Ben işte telefonda annemin sesini duyuyorum falan, böyle garip bir durum, garip bir psikoloji. İşte ben geldim, annem o sırada işte hayvanı uyandırmaya çalışıyor, panik halde, işte ne yapacağını bilemiyor falan böyle. Ama yani çok kötü bir durum zaten, biz hayvanı oradan oraya sürüklüyoruz vesaire ama hayvan çoktan zaten ölmüş. Hani zaten yaşamıyor. Şimdi bu durumda benim aklımdan geçen tabii ki hemen sigara içmek oldu. Bundan, bu olaydan ve bu olaydan sonraki birkaç, işte dinlenememek, stres, işte çok çalışmak vesaire. Bunların gene sesler. 10 liraya bir şeyler. Bunların da etkisiyle ben bir dönem ürtiker atakları yaşamaya başladım. İşte böyle kolumda çok şiddetli kabartılar oluşuyor, kaşınıyor, ağrı oluyor vesaire. İşte kemiklerimde özellikle şiddetli bir ağrı oluyor. Ayağa kalkıp işte yürümekte zorlanıyorum falan. Yatıyorum sürekli. İşte o kabartılar iniyor, sonradan arkasında mor bir izler bırakıyor vesaire. O dönemde de doktorlar şüpheleniyor, işte benim başka bir hastalıktan şüpheleniyorlar. Sadece ürtiker değil, işte kelebek hastalığı, ne bileyim, vasküvit gibi damarsal bir hastalık. Böyle ciddi problemli hastalıklardan şüpheleniyorlar. İşte o dönemde ailem üzülüyor, ediyor falan. İşte akrabalar öleceğim zannediyor falan. Bayağı sakat bir durum yaşadık biz bir dönem. Ben birkaç ay yataktan çıkamadım falan, böyle bir sıkıntılıydı. Şimdi o dönem ben battı balık yan gider deyip sigaraya başlayabilirdim. Veya benim ailem, annem sigarayı işte yıllar önce bıraktı. Belki 7-8 yıl falan olmuştur, bilmiyorum. O dönemde sigaraya tekrar başlayabilirdi. Yani burada mesele önemsememek değil tabii ki. Yani sonuçta bir insanın çocuğundan daha önemli ne olabilir hayatında? Buradaki mesele şu: faydası olmayacağını bilmek. Hemen daha sigarayı bırakmışım, 3 ay içinde kedim ölmüş falan. Yani öncesinde tabii ki, yani insanın hayatında kaybettiği çok değerli, işte ailesinden birisi olabilir, çok yakınından birisi olabilir. Yaşamadığı şey insanın konuşması da tabii, hani konuşmaması lazım. Dışarıdan konuşmak da kolaydır, evet. Ama şu var, hani bir anne için çocuğundan daha önemli hiçbir şey yoktur. Faydası olmayacağını bilmek. Ben eğer o dönemde de içseydim, sonradan bir de içtiğim için üzülecektim. Annem de eminim ki bir de içtiği için sonradan üzülecekti. Çünkü bir faydası yok. Bir yandan bana da kötü örnek olacaktı vesaire. Belki benim içmemi tetikleyecekti. O yüzden aslında yaşadığımız şeylerden sonra bir şunu düşünmek lazım: ne faydası var? Ben bunu içtim diye o olmuş olan şey zaman geriye dönüp de hiç olmamış mı olacak? Ya da daha mı sağlıklı olacak hasta olan bir kişi? Ne bileyim, ölen geri mi gelecek? Gelmeyecek.
hiçbir şey de olmayacak. O yüzden bunun arasındaki dengeyi iyi kurmak lazım. Siz içmediğinizde iyi bir şey de olmayabilir ama, kötü bir şey de olmayabilir ama, yani bir şeyleri sizin içip içmemeniz değiştirmeyecek. Demek istediğim şey bu. Bir faydası yok. Bir etkisi yok. O etkisi sadece size olur. Zararı size olur. Başka hiç kimseye olmaz. En nihayetinde siz çekersiniz. Bu benim annemin de çok söylediği bir söz. Yani anneme bir şey diyordu mesela bana sigara içerken de. Çok üzülürüm. Sana bir şey olursa işte bu yüzden sigaradan dolayı. İşte ciğerlerinde bir sorun olursa vesaire. Ama senin yerine o hastalığı ben alıp seni iyi edip kendim o hastalıkla yaşayamam. O hastalığın acısını birebir sen çekersin. Ben sana üzülürüm. Anladınız mı demek istediğimi? Sen çekersin, ben sana üzülürüm. Çok mantıklı. Şimdi bu şekilde baktığımızda ne yapıyorsak, ne yaşıyorsak biz bunu kendimiz yaşıyoruz ve kendi başımıza çekiyoruz. Başka hiç kimse onu yaşamıyor. En fazla üzülüyor insanlar. Ne yapacaklar ki? Ne yapabilirler ki? En fazla üzülecekler tabii ki. Alıp o hastalığı kendileri yaşayıp sizden o hastalığı kopartıp size sağlık verip kendileri o hastalıkla devam etmeyecek tabii ki hayatına. Böyle bir şansımız da yok. Bunun da bilincinde olmak çok önemli. Bir diğer cevabımız da beni tamamlayan bir aksesuar. İşte bu Hollywood efekt ve tabii aynı zamanda Yeşilçam efekt. Şimdi hani sigaraya yeni başlayan ergenlerde şöyle bir durum oluyor. İşte kendini gösterme, büyüdüğünü ispatlama, hem kendine hem çevresine ispatlama gibi. Yetişkinlerdeki durum da bir şekilde kendini tamamladığı bir aksesuar olarak kendinde bunu özdeşleştirme. Bu gerçekten var. Mesela ne bileyim işte Hollywood'da bir tane kadın, Hollywood oyuncusu. Çok güzel, çok çekici. İşte bir tane adam, çok yakışıklı, çok karizmatik falan. Ve sigara içiyor. O sigara içtiği için karizmatik ya da diğeri de güzel değil ki. O zaten güzel, öbürü zaten yakışıklı. Sigara sadece orada duruyor. Bunlar bile aslında tasarlanmış durumlar, ayarlanmış yani bunlar. Güzel kadınların elinde sigara olması tesadüf değil. Yakışıklı erkeklerin elinde sigara olması tesadüf değil. Benim bir arkadaşım, şuralara bir yere bir fotoğrafını bırakacağım. Arkadaşım Instagram'da paylaştığı fotoğrafta işte böyle duruyor falan elinde. Sonra fotoğrafı yakınlaştırıyoruz. Aslında elindeki sigara değil ve altına da şöyle bir şey yazıyor. Susamlı çubuk krakerle de yeterince yakışıklı olabilirsiniz gibi. Şimdi Volkan zaten hiçbir zaman sigaraya çok sıcak bakan biri değildi ve hala da içmiyor diye biliyorum. Zaten bir bağımlılıktan kurtulmanın en net ve en kesin yolu da o bağımlılığa hiç başlamamaktır. Evet, şimdi gelelim. Peki bana ne zararı var? Şimdi bana ne yararı var sorularını sorduk. Birkaç tane cevap aldık. Onun üzerine konuştuk. Şimdi bakalım bana ne zararı var? Şimdi sigara içmek bizi kesinlikle çok daha sinirli, gergin, sabırsız bir insan yapar. Yani bir az önce de söylediğim gibi bir yerde kapalı kaldığınızı düşünün ve sigara içemiyorsunuz. Bu yer metrobüs olabilir, işte uzun şehirler arası yolculuk yaparken bindiğiniz otobüsler, işte trenler vesaire olabilir. Ne kadar huzursuz olduğunuzu hatırlayın. Sigara içmenizin yasak olduğu bir alandan ne kadar hızlı böyle çıkmak istediğiniz zamanları hatırlayın. Sabredemiyorsunuz. Bekleyemiyorsunuz. Neden? İçmeniz lazım. Özgür değilsiniz çünkü. Sigara içmek bizi sağlıksız, parasız ve mantıksız yapar. Şimdi diyebilirsiniz ki benim çok param var. Ben sigarayı içerim, parasız da kalmam. O zaman paranız vardır ama yine sağlıksız ve mantıksız bir insan olursunuz ve paranız da size ileride maalesef bir sağlık satın alamaz. Aynı zamanda işin mantıksızlık boyutunda, hani zenginleri falan bir kenara bırakıyorum, normal ortalama durumdaki bir kişi üzerinden konuşalım. Bir kere gerçekten maddi anlamda ciddi bir delik açar hayatımızda sigara. Çünkü sizin eğer sigaranız yoksa, siz o sigarayı almak için o öğün, yiyeceğiniz öğün yemekten feragat edebilirsiniz. Bunu sigara içenler çok iyi bilir. Eğer paranız sadece sigaraya yetecekse tercihiniz yemekten değil sigaradan yana olacaktır. Çok net. Onun dışında sağlığınızı da çöpe atarak, paranızı da çöpe atarak karşılığında aldığınız tek şey şudur.
siz mantıksız bir insansınız. Yani bunu yapmak çok mantıksız bir harekettir ve bu bizim hayatımızın her alanında saçma bir hareket olarak algılanacak. Yani bunu birilerinin görüp de sizi sen saçmalıyorsun demesine gerek yok. Siz bunu biliyorsunuz, saçmalıyorsunuz o anda. Bu insanın kendisine de saygı duymasını engelleyen bir durum. Açsın, karnın gurulduyor ve gidip sigara alıyorsun. Belki önemli bir sınava gireceksin o an. Aç karına giriyorsun, sigara alıyorsun. Almak zorundasın çünkü nikotin krizi gelirse hiç yapamazsın. Ama içmeyen birisinin böyle bir derdi yok. O kahvaltısını yapıyor, geliyor mis gibi. Sınavına giriyor. Sen o paraya sigara alıyorsun ama. Veya işte uzun süren bir sınav varsa konsantre olamıyorsun. Sırf sigara içemediğin için. Ki ben de biliyorum sınavı ortada bırakıp da yarıda bırakıp kalkıp sigara içmeye gittiğimi. Bu böyle. Maalesef böyle. Yani bu sadece sana bana özgü bir durum değil. Bu herkese özgü bir durum. Bu böyle. İnatla çıkmayabilirsin. Okey ama yaptığın sınavdan bir hayır gelmez. Konsantre olamazsın yeterince çünkü. Neden? Çünkü senin yarım saatte bir ortalama düşüyor. O işte sigara içmeden o tansiyonun düşüyor ya. İçmedin çünkü. Onu içip sen belli bir noktaya kadar çıkartacaksın. Ama içmeyen zaten hep burada. Ona da yetişemiyorsun içerek. Böyle saçma sapan akşama kadar böyle sürün 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 sürün. En son böyle bir halde falan gidiyorsun evine. Artık nereye gidiyorsan. Defalarca daha önce dediğim gibi sigarayı bırakmayı denedim. Her defasında da saçma sapan bir gerekçeyle geri başladım. Bir kere 6 ay bıraktım. O 6 aylık sürede saçma bir gerekçeyle geri başladım. Ama benim o anki düşüncelerim bırakmam için yeterince olgunlaşmamıştı. Yani yeterince ben yanlışı nerede yaptığımı tam olarak çözemiyordum. Her bırakıp tekrar başlamak aslında tedavinin bir parçası gibi de düşünülebilir. Böyle düşündüğünüz zaman sigarayı bırakırken biraz daha rahat olabiliyorsunuz. Yani ben yeni bir şey daha öğrendim. Tamam, benim motivasyonum düşmeyecek. Ben şu an daha güçlü, daha sağlam bir şekilde sigarayı bırakacağım gibi. Şimdi tabii bıraktıktan sonra tekrardan başlamak insanda böyle bir ciddi bir yenilmişlik duygusuna sebep oluyor. Ya yine olmadı falan. Yine başladım. İşte lanet olsun falan gibi. İçten içe her ne kadar içiyorum ya dışarıya karşı ben bunu seviyorum ya falan desen de desek de demiş olsak da İçten içe lanet olsun gene olmadı. Demek ki yapamıyorum ben. Bende öyle bir şey yok, güç yok. Ben böyle bir insanım. Ben alışkanlıklarına çok bağlıyım falan. Hani böyle düşünceler dönüyor insanın kafasında. Halbuki düşünceler yeterince olgunlaşmamış. Çünkü eğer yeterince istenilse zaten sigara bırakmak imkansız kesinlikle değil. Bugün doktorlar herhangi bir rahatsızlığınız olduğunda hemen şunu soruyor. Sigara ve alkol kullanımınız nasıl? Hepsine, yaşadığınız hemen her hastalığa mutlaka bir etkisi var. Hele KOAH denen bir hastalık var ve biliyorsunuz tek sebebi sigara. Kalp krizinin en önemli sebeplerinden birisi sigara. Ve kalp krizi zaten kişiyi tak diye götüren bir durum. Öyle hani geldi geliyor falan, geldi belki de bitti. Hani anlık bir şey yok. Yanınızda biri varsa kurtuldunuz, yoksa gitti. O yüzden çok ciddi bir tetikleyici. Kalp krizi için de öyle. Beyin kanaması için de öyle. İnme vesaire. Başımıza gelmeden bunları fark etmek ve ileride kendi çocuğumuza da, kardeşimize, yeğenimize vesaire, işte öğretmensiniz, öğrencilerinize, doktorsanız, hastalarınıza örnek olabilmek için de herkesten önce kendinize olan saygınızı geri kazanmanız, var olan saygınızı kaybetmemeniz için de çok önemli. Evet, ben 20 Haziran 2019'da gece yarısı 3 sularında, sabaha doğru artık, sigarayı bıraktım. Hatta şöyle düşündüm. Dedim ki ben babamdan da almıştım o zaman birkaç tane sigara. Çarpmıştım ondan. Dedim bunları da içerim, uyurum. Kendi kalan 3 sigaramdan sonra babamdan aldıklarımı içemeden uyuyakalmışım. Sabah ilk iş onları zaten yok ettim. Ve sonra dedim ki artık bitti. Bahaneler yok. Sen bunu uzun süre hazırlandın. Sabah kalktım. Böyle bir garip bir taller içindeyim falan. Böyle bir hani bir huzursuzluk, bir şeyler. Bütün evi akşama kadar baştan aşağı bir dolapları indirdim. Atılacakları attım. Bir kitapları indirdim. Tek tek kitapları kategori ettim falan.
kategorilerine ayırdım. İşte ne bileyim sürekli bir şeylerle uğraştım. O gün bayağı bir uyudum ben. Yaklaşık bir 10 saat kadar uyumuşumdur. Uykunuzu iyice alın. O nikotini atma işlemini uykuda başlayın. Atma işlemini uykunuzda başlamış olun. Video bayağı uzun oldu bu arada ama ağzım yüzüm de yamulmaya başladı konuşurken. Neyse ama söyleyeceklerimin hepsini tamamlamak istiyorum. İkiye de bölmem muhtemelen bu videoyu ben. Neyse. Akşama kadar hiç durmadan bir şeylerle ilgilendim. Yordum kendimi böyle bayağı pertim çıktı yattım kalktım işte ikinci gündeyim dedim dayan bir gün daha falan. Artık böyle böyle işte 3 gün devirdikten sonraki psikolojik durumlar. Onlarla başladım uğraşmaya. Sigara bırakmaya karar verdiniz. Azaltmaya çalışmayın çünkü bu sizin sigarayı maalesef özlemenize sebep olacak. Hiç azaltmaya çalışmayın. Ne kadar içiyorsanız o oranda için. Şimdi azaltmaya çalışmayın dedim diye de tiksinmek için de 5 paket içmeyin. Bu sefer de nikotin zehirlenmesine sebep olabilirsiniz. Ne yapıyorsanız aynen devam edin yani. Hani azaltıp da özleme durumuna getirmeyin kendinizi. Ondan bahsediyorum. Bırakma kararınızı ilk etapta kimseye söylemeyin. Çünkü etrafınızda sigara içen birileri varsa yani istisnalar dışında çok da mutlu olmayacaklar bırakmanızdan onu söyleyeyim. Çünkü sizin sigara içiyor olmanız, sigara içmiyor olmanız, sigara içen birisine kendisinin o sorunla işte cebelleşmeye devam edeceğini, işte bir sorunla baş başa olduğunu ama bırakamadığını, sorunlu bir şeyin içinde olduğu düşüncesini ne bileyim böyle birçok onun hoşuna gitmeyecek çağrışımlar uyandıracak ve sizin bırakmanızı çok da böyle güzel falan dışında çok da böyle desteklemeyecektir. Hatta köstekleyebilir. Bazen bunu farkında olmadan bilinçsizce yapabilir. Yapmayın. Bazen de iyi niyetli insanlar vardır ama ikide bir aklınıza getirir. Bak şöyle yap, böyle yap falan filan. Olur olmadık zamanlarda böyle garip garip önerilerle gelir karşınıza. Halbuki siz o an tek ihtiyacınız olan şey onu düşünmemek ve zaten farkındasınız. Sadece hani geçmesini bekliyorsunuzdur. Birkaç böyle atak gelmiştir o an. Yenmeniz gereken. İşte derin nefes alıyorsunuz falan. Kendinizce belirlemişsiniz bir şeyler. Gelir konuşur ve bütün motivasyonunuzun içine eder gibi. O yüzden ilk başta kimseye söylemeyin. Ben yaklaşık bir ay kadar sonra söyledim etrafımdakilere. Tabii ailem biliyordu ama yani etrafımdaki işte arkadaşlarıma bir aydan sonra söyledim. Artık o noktada mesela şey diyenler oluyor. Ya işte sigaraya ara verilir. Sigara bırakılır mı ya falan. Ya bıraktım mı şimdi falan. Ay iyi yapmışsın falan. Böyle garip garip saçma sapan tepkiler. İşte çok sevinenler de oluyor tabii ama dediğim gibi onlarla olur olmadık zamanlarda işte garip garip önerilerle kafa karıştırabiliyor. Daha çok içmeye teşvik edebiliyor sizi farkında olmadan. Ben tam o aşamaları atlattıktan sonra söylediğim için ne negatif yorum yapabileceklerin söyleyebileceği bir şey kalmıştı artık. 21 günü özellikle geçmeyi bekledim. Ne de artık ne bileyim işte kafamı karıştıracak bir yorumda bulunsalardı zaten artık umurumda değildi. Ben geçmiştim zaten kritik noktayı. Bırakma belirtilerini iyileşmenin yan etkileri olarak görün. Tıpkı yaranızın kaşınması gibi. Aslında iyileştiği içindir ya yaranın kaşınıyor olması. Bunun gibi düşünün. Yani aslında nikotinden kurtulmak, aslında bıraktığınız zamanki o yaşadığınız etkiler çok ciddi etkiler değildir. Sadece siz nikotin vücudunuzdan çıkarken aşırı stres ve hani takıntılı bir ruh haliyle ha gidiyor işte hayatın gönlümün efendisi falan hani böyle bir tribe girdiğimiz için o yüzden o nikotinin vücuttan atılma zamanında işte kafa sepet gibi olur falan böyle bir şey hissedersiniz. Aslında o sizin yaşadığınız stresten kaynaklanır. Ben bunu fark ettikten sonra bunun benim zihnimin ürettiği bir stres olduğunu fark ettikten sonra son bırakışımda o derece böyle bir yaşamadım. Yani böyle bir işte kafa sepet gibi durumunu yaşamadım. Böyle bir ağrım yerimden kalkamıyorum durumunu yaşamadım. Evet tamam hani normal bir gün değildi onun farkındaydım ama o kadar da çilekeş bir gün değildi yani. Hani ben bunu sadece zorlandığım zamanlarda evet geçiyor çünkü. Son çığlıkları falan hani işte biraz daha ben ittireyim gitsin bilmem ne. Su iç derin nefes al bir şekilde savuşturdum bunları. Normal görün yani bu etkileri. Gözünüzde büyütüp abartmayın. Sigara bırakıyorsunuz tabii ki olacak birazcık etkisi. Yani hiçbir şey olmadan mı bırakmayı planlıyorsunuz? Normal. Normal düşünün. Sorun yok. Çok önemli bir yıldız atacağım şimdi buraya. Çok önemli. Ben artık bıraktım. O bir taneden bir şey olmaz. Sonra bir daha bırakırım. Ya da bir tane içeceğim bir daha içmeyeceğim ki düşüncesine sakın ama sakın girmeyin. Çünkü öyle olmuyor. O bir tane içtikten sonra hemen aynı gün içmeseniz bile 3 gün sonra başlayabilirsiniz. 5 gün sonra başlayabilirsiniz.
Çünkü artık beyniniz tekrardan o sinyali aldı. Eski anılar tozlu sayfalardan yükseldi, canlandı ve artık yine dün gibi burun burunasınız. O yüzden bu riske sakın girmeyin. Sakın böyle bir riski almayın. Böyle bir şey yaparsanız da yani yine hani deneyin diyeceğim devam etmeye ama zor. Hani bu çok girilecek bir risk değil. Bunu hiçbir şekilde önermiyorum. Ben hiçbir zaman o bir taneden sonra eskisi gibi bırakma sürecime devam edemedim ve birkaç gün içinde geri başladım. Şimdi ben bıraktım düşüncesi evet çok güzel bir düşünce. İşte bıraktım artık oldu bitti çıktı hayatımdan okey. Ama bu düşünce kesinlikle sizin aşırı rahatlayıp kendinizi salmanıza sebep olacak bir düşünce olmasın. Çünkü siz ölene kadar bir bağımlısınız artık. Sigarayı belli bir her gün belli bir oranda içtiniz, bir pakete yakın içtiniz ya da yarım paket içtiniz artık içme oranınız her neyse belli bir rutininiz haline getirdiniz. Arkadaşlarınızla içtiniz, ağladınız, içtiniz, güldünüz, içtiniz. Her şekilde sizin yanınızda oldu bu. Bir nevi bir kişilik yüklediniz ona. Ne zaman ki siz onun hayatınızdan çıktığından emin olup rahat davranıp bir tane yakayım ya dediniz. Artık o sizinle tekrar beraber. Yani sigarayı bıraktığınıza sevinin, mutlu olun ama salmayın. Yani artık bitti ya tamam ben bitti bıraktım. Yani bağımlılıklar bu kadar basit yaklaşılacak konular değildir. Evet sigara değil mi? Ne kullanıyoruz ki ya? Sigara zaten bu. Öyle bir şey değil işte. Beyin de aynı noktayı uyarıyor. Bağımlılıklar hani o vardır ya böyle insanı ölüme götüren bağımlılıklar aynı noktayı uyarıyor. O yüzden çok da fazla sizin böyle küçümseyip de hani yani bıraktık ya yine bırakırız falan. Dur ben şimdilik işte çok mutluyum bugün içeyim. Ay bugün çok kötü bir şey oldu dur içeyim. Bunu sakın yapmayın. Çünkü bağımlılıklar öyle canınızın istediğiniz zaman başlayıp bırakabileceğiniz durumlar olmayabiliyor. İyice psikolojik olarak hazırlandınız, her şeyi ayarladınız, bıraktınız. Yani böyle ıvır zıvır sebepler yüzünden veya çok ciddi bir sorununuz olabilir. Evet çok mutsuz zamanlarınız olabilir. Faydası yok, yapmayın. Böyle gerekçelerle sigaraya başlamayın. Hiçbir gerekçeyle sigarayı bıraktıysanız artık başlamayın. Her ne olursa olsun yanlış düşünce tarzından dolayı evet başlayabilirsiniz. Yine pes etmeyi yine bırakın ama gereksiz şekilde de içmiyor oluşunuz riske atmayın. Çünkü bağımlılıklar bir kere başladıktan sonra bir kere tam olarak artık siz bağımlı olduktan sonra ölene kadar sizinle o durum devam eder. Siz sadece içmeyen bir bağımlısınızdır artık. Ama içtiğiniz an hiç içmeyen birine sigaraya başlaması gibi olmayacaksınız. Onun bir bağımlılığa alışma süreci olacak. Sizde öyle bir şey yok. İçtiğiniz an eskisi gibisiniz siz artık. Bıraktığınız yerden devam edersiniz. Kısa bir süre içinde de o içmedikleriniz de zaten çabuk çabuk bol bol içerek zaten takviye edersiniz. Ve bazen mesela şu da var. İşte ben senenin belli dönemlerinde bırakıyorum, ciğerlerim temizlensin, sonra tekrar başlıyorum. Bu daha zararlı bir davranış. Çünkü ciğerler tam temizlenmeye çalışıyor, tam zorluyor ediyor, pat bir daha. Bırakıyorsunuz ediyorsunuz, pat bir daha. Yani ciğer zaten hani o direnci kazanmışken artık hani kendini toplama sürecindeyken tekrardan geliyorsunuz sigarayla. Bu iyice dengeyi alt üst eden bir durum. O yüzden yani bunun ıvır zıvır hiçbir gerekçesi yok. Sigara her türlü sizi rezilliğe sürükler. Doğru kelime gerçekten bu. Sigara sizi rezilliğe sürükler. Pis bir şeyin içine çeker, pis bir kokuya çeker. Rezil bir durumun içine sokar. O yüzden sigara içmenin yok işte böyle hareketler, tavırlar, ben güzelim içerim ne bileyim. İşte ben mutsuzum ben bugün içerim. Ben alkolle içerim, ben şunla içerim, bununla içerim. Hiçbiriyle bir alakası yok. Hiçbir şekilde sigaranın hiçbir şeyin yanına yakıştığı da yok. Bu sizin kendi kafanızda kurduğunuz bir illüzyon. Ve sigarayı bıraktınız. Kesinlikle yanınızda sigara içirmeyin. Kesinlikle. Evinizdesiniz, kardeşiniz içiyor, anneniz içiyor. Asla. Gerekirse tartışacaksınız. İçmeyeceksin. Benim olduğum yerde sigara içmeyeceksin. Ben evde kardeşimle ciddi problemler yaşadım. Rahatsız olduğumu defalarca söylememe rağmen içmeye devam etti. Beni sevmediğinden mi? Hayır. Ama yeterince insanlar sizin durumunuzu umursamıyorlar. Yani içiyorlar, içebiliyorlar. Sigara içen bir insan içmeyen kişinin empatisini tam olarak kuramıyor. Ona kadar rahatsız olabileceğini
anlıyor da çok da anlamak istemiyor falan. O an onun keyfi onun için daha önemli bir hale geliyor vesaire. Biz çok tartıştık evde ve en sonunda artık içmemesini nihayet sağladım. Yine olsa yine tartışırım. Çünkü ben kendim sigara içmiyorum. Başkasının pis dumanını mı soluyacağım? Bu daha saçma bir hareket. Bulunduğunuz ortamda sigara içirtmeyeceksiniz. Ha mesela diyelim bir arkadaş ortamındasınız veya birisi ne bileyim içiyor ediyor. Size iletişimi kesin o zaman. Yani sizi daha saygı duymayıp sizin yanınızda sigara içiyorsa o insanın sizin hayatınızda olmasına çok da gerek yok. Yani siz bir de şimdi bir insanın yanında sigara içilmesi demek hani eşeğin aklını zorla karpuz kabuğu sokmak diye bir tabiri vardır ya bunun gibi bir şey aslında bu. Yani siz sigara içmiyorsunuz ve siz bir bağımlısınız yani ne gözüme gözüme sokuyorsun. İçmiyorum kardeşim içme yanımda yani ölür müsün içmesen? Veya siz ölür müsünüz orada durmasanız? Kalk git o zaman yanından. Celallendim şimdi neyse. Ya da ne bileyim bir toplantıdasınız işte açık alanda terasta bir yerde falan bizim oluyor da öyle toplantılarımız. Mecbur bir şekilde o ortamın içindesiniz. Yapacak bir şey yok belli bir süre dayanacaksınız sonra ilk fırsatta kaçacaksınız oradan. Ya da işte mesela mecbur kaldınız orada içen kişinin ağzına bakmayın o zaman çekişini izlemeyin. Sonra zaten artık hani yüzüne odaklandığınız o sigarayı görmemeye başlıyorsunuz. Yani hani bazı şeyler bir şekilde aşılabiliyor. Kendi elinizde olan şeyleri engelleyebileceğiniz durumları olabildiğince engelleyin. O tür arkadaşlarınız varsa size saygı duymuyorsa ve sizi negatif etkiliyorsa gerekiyorsa iletişiminizi kesin. Çok da önemli değil. Öyle bir durum varsa sizi düşünmüyorsa bir zahmet hayatınızda da olmasın o zaman. Çıkartın yani. Sizin sağlığınızdan daha önemli değil sonuçta bir insanın sizin hayatınızda olup olmaması. Onun dışında da eğer fırsatınız böyle bir durumunuz yoksa da ilk fırsatta tüyün artık oradan yani. Hani olabildiğince işinizi tabii ki aksatın demiyorum bu yüzden. İşinizi halledin, toplantınızı yapın, edin ama biter bitmez de oyalanmadan çıkın ortamdan. Belli bir zaman sonra artık o kadar fazla etkilememeye başlıyor ama ilk birkaç ay bunlara biraz dikkat etmekte fayda var. Şu an benim karşımda işte kim içerse içsin. Ben tutup da onun dik dik bakmayacağım iç işine tabii ki. Ya mermiye kafa atmaya gerek yok. Böyle bir şey yapmayacağım ama yani içiyor diye de canım çekmez artık. Sadece rahatsız oluyorum ve o pis kokunun üzerime sinmesini ya da ne bileyim öyle bir koku solumaktan hoşlanmıyorum. O yüzden yanımda yakınımda içilmesini istemiyorum. Hiçbir şekilde de izin vermem. Benim yanımdaysa ya gidecek balkonda içecek. Orada da biraz beklesin mümkünse ki üstündeki o pis koku biraz uçsun. Uçmayacak tabii ki kalacak. O leş gibi kokacak geldiği zaman içeri odaya girdiği zaman. Yapacak bir şey yok ama bir şekilde yanınızda olabildiğince bulundurmayın böyle insanları. Varsa da artık gitsin başka yerde içsin öyle gelsin falan filan. Bu konuda taviz vermeyin çok net söylüyorum. Bu tür durumlar yüzünden de çok fazla geri başlayan insan var. Taviz yok. Evet, kendinizdeki değişimleri inceleyin. Şimdi ben sigara bırakma sürecinde böyle artık nasıl hınçlandıysam ara ara bir yükseldim, sinirlendim falan filan. Ama şimdi güzel yerlere geldik. Kendinizdeki değişimleri inceleyin. Bir kere şimdi ben sigarayı bıraktıktan sonra çok daha sabırlı, çok daha sakin ve çok daha huzurlu bir insan oldum. Bundan net yani oran olarak daha fazlası oldu. Çünkü artık hani içmek için çok 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 çabuk böyle bir hani acele edecek bir durumum yoktu. Rahattım yani hani beni hayatımda yönlendirecek bir şey yoktu. Daha sakin, daha huzurluydum. Çünkü sigara dediğim gibi tansiyonunuzla oynuyor. Sizi yapacağınız işten alıkoyuyor. İşte acele ettiriyor. Kendinizi böyle şey ya hani böyle ne bileyim takmışlar boynunuza bir yuları. Bağımlılıklar böyledir gerçekten. Hani onu yönlendirdiğinizi falan zannediyorsunuz kendinizi kandırıyorsunuz. Bütün bağımlılıklar böyledir. Kafanıza bir yular geçirilir. Ve o yuları da artık tutan şey sizin bağımlılığınızdır. Sigara ise sigaradır artık. Alkol ise alkoldür. Neyse bağımlı olduğunuz her neyse. Ve siz onun peşinden böyle donanırsınız falan. Küçücük bir keyif almak uğruna. Bunlar benim hayatımdan artık çıktıktan sonra işte ne bileyim içeceğim diye o huzursuzlanma durumları işte tansiyon düşüyor. Ne bileyim böyle bir hani sigara içmek için uygun bir yer arıyorsunuz. Bir yere oturmuşsunuz sigara içilmiyor. Kalk git soğuklarda iç falan böyle saçma sapan leş gibi koksun üstün başın iğrenç. Hiçbir kalmadı hayatımda. Dişlerinizdeki lekeler çok önemli. Ferah nefes çok önemli. Kadın erkek fark etmeksizin bunların hepsini hepimizi etkiliyor biliyorsunuz. Cilt sağlığınız erken yaşlanmaya sebep oluyor. Şimdi kandaki oksijeni düşürdüğü için
Kan dolaşımınızı zaten çok ciddi derecede sabote ediyor. Ayrıca zaten ağzımızdaki kılcal damarları öldürüyor bir kere. O yüzden tat alma duyumuz biraz daha körelmiş oluyor. Ve çok önemli bir detay var ki akciğerlerimizdeki o bizim böyle fırçamsı bir yapılar var. Akciğerlerin üstünü sürekli temizleyen bir yapı var. Onun adını şu an unuttum. O yapıyı felç ediyor ve bu sefer siz sigara içtiğiniz için dışarıdaki o kirli havalara çok daha net maruz kalmış oluyorsunuz. Çünkü o fırçalar aktif değil akciğerlerin üstündeki. Onlar böyle felç olup kaldığı için şöyle bir parfüm kokusu, dışarıdaki bir egzoz, işte duman bir şey, bunlar kötü hava, kirli hava, bunlar sizi çok daha fazla kötü etkiliyor. Çünkü o yapılar felç olmuş durumda akciğerleri temizleyen sigara yüzünden. Cildimin, saçlarımın çok daha sağlıklı olduğunu hissetmek, bunlar çok muazzam etkilerdi benim için. Yani büyük konuşmak istemiyorum ama ben olduğum sürece, yani çok böyle hani tamam insan hayatında her şeyi yaşayabilir, çok da büyük de konuşmamak lazım ama yani canımı sıkan çok bu süreçte ciddi durumlar da yaşadım. Hani anlatmadığım farklı durumlar da oldu evet hayatımda. Yaşadım ama beni sadece daha fazla üzecekti ve benim hayatımdaki sorunları çözmeye yetmeyecekti. O yüzden benim hayatımda sorun çözmek için böyle saçma sapan şeylere ihtiyacım yok. Doğru düşünürüm, doğru davranırım. Davranamazsam başka çözümler ararım. Başka bir zaman daha doğru davranırım. Ama sigara benim doğru davranmama yardımcı olacak bir etken değil. Artık ben bunun çok net farkındayım. Ve bunu ben olduğum sürece de aynen bu şekilde devam ettireceğim. Evet, peki hatırlatıcı unsurlar. Şimdi çok kritik birkaç nokta var ki onlardan birisi de şu. Şimdi siz bir arkadaşınızla bir kafede oturuyorsunuz. Sigarayı bırakmışsınız, ne bileyim aradan geçmiş 5 ay. Ne bileyim kafe olur, evinize gelir, siz gidersiniz falan, neyse bir ortamdasınız, oturuyorsunuz. Şimdi o noktada 5 ay geçmiş ama oturduğunuz bir huzursuzluk başladı. Böyle bir tuhafsınız, böyle bir garip hissediyorsunuz falan. Ne oluyor ya? 5 ay oldu ben bırakalı. Yine mi geldi falan? Şimdi siz en son o arkadaşınızla görüştüğünüzde sigara içtiğiniz için hemen beyin hatırladı. Ne yapıyordun sen o arkadaşınlayken? Sigara içiyordun. Veya ilk siz sigarayı bıraktınız. İşte ne yaptınız? Metrobüse bineceksiniz. İşte ne bileyim ya da metrobüslerde yasak gerçi içmek. İşte otobüs bekliyorsunuz. Bir şey duraklarda da yasak ama bir şekilde içiyoruz yani bunu yapıyoruz. Ben de içiyordum. Metrobüste de içiyordum. Eminim yapanlarınız da vardır. Çünkü umursamıyor insan. İçiyorken o kadar saygısız düşünüyor ki. Şu an düşünüyorum içmeyen insanlara ne kadar çok zarar vermişim. Ne kadar yanlış yapmışım. İşte içiyorken onu çok da fazla insan düşünmüyor ama gerçekten düşünmek lazım. Çok rahatsız edici oluyor. Neyse bekliyorsunuz. Metrobüs bekliyorsunuz. Otobüs bekliyorsunuz vesaire. O noktada ne geliyor? Tin, sigara içme isteği. O gün içmediniz. Sonra ertesi gün tekrar tin, sigara içme isteği. Tin diye geliyor falan. Orada otobüs beklerken, metrobüs beklerken içiyorsunuz, ediyorsunuz falan. Aklınıza geliyor ama bir sonraki gün biraz daha az gelecek. Sonraki gün daha da az gelecek. Yani bu alışkanlığı siz sürekli yaptığınız için beyniniz sağlıklı bir beyniniz var. Size o yüzden hatırlatıyor bunları. Ama her içmediğinizde bir sonraki o durumla karşılaşışınızda o daha da azalacak. İçmediniz mi? Bir sonrakinde daha da azalacak. Sonrasında o kadar belli belirsiz hale geleceksiniz ki diyeceksiniz böyle iteceksiniz. Defolup gidecek aklınızdan. O kadar küçülmüş olacak yani. O yüzden emin olun siz nasıl bunu parça parça alışkanlık haline getirdiyseniz bir anda mı alıştınız sigaraya yani? Ben ilk sigaraya başladığım zamanları hatırlıyorum. İçtiğim zaman yerimden kalkamıyordum. Bak vücut ne kadar zor adapte olmuş aslında. İçiyorum böyle bir başım dönüyor falan böyle bir tuhaf hissediyorum falan. Ergenlik tabii. 15-16 o civarlardayım yani. 16'dan büyük değilim. İçiyorum falan. Hatta o zamanlar da ders alıyordum. Hoca görüyordu, ne oldu ya sana böyle falan. Hani sanki şey oldum böyle ya. Hani zilzuruna sarhoş gibi hissediyordum kendimi yani. Çünkü vücut alışmamış henüz. Ve adapte olmaya çalışıyor. O sigara içmeye adapte olmak da ayrı bir mesele zaten. Onu yeni başlayanlar hatırlarsınız o dönemleri. Ne kadar zordu içmeye alışmak aslında. Ne kadar zorlamışız kendimize alışalım diye. Saçma sapan. İşte bırakma süreci de o şekilde.
Başlamak da zor, bırakmak da zor. Ama sanırım bırakmak biraz daha zor. Ama imkansız değil tabii ki. O yüzden bu hatırlatan durumlarla karşılaştığınızda dınk diye gelecek aklınıza. Ama aynı şekilde de bir sonrakinde biraz daha azalacak. Daha da azalacak ve gidecek. Yani bu her yeni karşılaştığınız durumda olacak. Ben kuzenimle ilk görüştüğümde sigarayı bıraktıktan sonra işte 3-4 ay sonra mı görüştüm? Hemen böyle içmek istiyorum falan. Oturduk balkona. Oturdu falan. Balkondayız, açık alandayız. Onun içtiğini gördüm falan, böyle bir huzursuzluk başladı. Sağa gidiyorum, sola gidiyorum falan. Uzaklaşmak istedim yanından. Sonra dedim ki dur. Hani bir dakika dur. Bak, bu bir sonrakinde daha az olacak sende. Sonra bir sonrakinde tekrar içtiğinde aynı durumu yaşamadım. Tabii ama şu da var. Yani oturup onun yanında o dumanı solumak da çok mantıksız bir hareket. Dediğim gibi ya rüzgarın esmediği, yani tersten estiği bir yere oturmayın, size gelmesin duman. Veya baktınız ki geliyor, hani öyle dar bir alandasınız, o zaman kalkın gidin oradan. İçtikten sonra oturursunuz tekrardan. Hani orada 5 dakikacık yanında bulunmayıverin yani, bir şey olmaz. Ama şunu demek istiyorum. Bir şekilde bulunduğunuz ortamlarda İlla ki size kendisini hatırlatacak. Çünkü sağlıklı bir beyniniz var. Bu yüzden hatırlamanız. Hatırlamıyor olmanızda zaten bir gariplik var. Hani nasıl yani, açtılar, aldılar, çıkardılar mı? Yok öyle bir şey. Tabii ki hatırlayacaksınız. Nasıl zorlaya zorlaya başladıysanız zorlaya zorlaya da çıkaracaksınız hayatınızdan. Bu çok normal. Biraz sabırlı olmak lazım o noktada. Evet, peki. Şimdi tuzak durumlar var birkaç tane de. Bunlardan bir tanesi zaten söylemiştim. Bir tane içeyim, bir daha olmaz. Bir daha yapmam. Bakın bu o bırakma aşamasında size beyninizin oynadığı bir oyundur. Lütfen dikkat edin. Lütfen dikkat edin. Bir kereden bir şey olmaz demeyin. Bir kereden çok şey olur. Bunu yapmayın sakın. İçmeyin. Onun dışında mesela evrensel düşünceler bunların hepsi, çok net söylüyorum. Hep birçoğunu yaşadığınıza eminim. Hemen hemen hepsini yaşadığınıza neredeyse eminim. İşte puro içerim, nargile içerim, ne bileyim işte böyle hani dumanlı bir şeyler ama sigara değil. Hani sigara içmem, ben sigara içmem, ben puro içiyorum. İşte ben nargile içiyorum. Aslında sen sigara içmek istiyorsun. Adını sigara demiyorsun da başka bir şey içiyorsun. Burada amaç aynı amaç. Yani siz bunu içtiğinizde, nargile içtiğinde beyin şunu demeyecek: ya sigara içmiyor ki ama, hani bunu demeyecek. Siz direkt o dumanı çektiğiniz için duman çekme refleksi. Direkt anılarınızı hop canlandırmış olacaksınız. Ve yine sigara içmek isteyeceksiniz. Puro, nargile, o bu fark etmez. Duman çekme refleksi diyorum. Hiç fark etmez. Direkt başlamanıza sebep olacak. Ya işte benim bir arkadaşım var, sigarayı bıraktı ama işte haftada bir içiyor, iki içiyor. Ortamına göre içiyor. Şimdi birincisi, eğer siz yıllar içinde 5 yıl, 10 yıl, 20, 30, 40, 50 fark etmez. 30 yılda da bir insan belli bir bağımlılığa ulaşır, 5 yılda da ulaşır. Yani o 5 yıldaki bağımlılık 30 yıla göre çok daha rahattır diye düşünmeyin. Siz 30 yılda da 5 yılda yaptıklarınızın hemen hemen benzerleri aşamasında yine sigara içiyorsunuz. Üzgün olduğunuzda içiyorsunuz. Evet, 5 yılda bıraktığınızda da aynısını yapıyordunuz. Gülünce içiyorsunuz, evet. Vesaire. Yani arkadaşla içiyorsunuz, tekken içiyorsunuz, uyanıyorsunuz içiyorsunuz, yemek yiyorsunuz içiyorsunuz. 5 yılda da o aktivitelerin hepsini zaten özümsersiniz. 5 yıl kısa bir süre değil. Şimdi siz belli bir oranda içiyorsanız bunu, 5 yıl, 3 yıl gibi bir sürede içiyorsanız, zaten siz artık ona bağımlısınız. Siz o haftada bir içen arkadaşınız gibi olamazsınız. Onun olayı o. O insan zaten öyle bir insan. Tamam mı? O öyle alışmış. Hani o yüksek sınırlara çok gitmemiş. O arada bir içen bir insan. Siz onun gibi olamazsınız. Siz beyninizde sigarayla kurduğunuz ilişki sizin çok farklı. Siz bağımlı olmuşsunuz artık siz. O da o ayarda içmeye bağımlı olmuş. Ama onun sizin kadar çok, yani bıraktıysanız eskiden içiyor kadar olduğunuz zamana erişme ihtimali de çok yüksek. Bir gün o da aynı duruma gelebilir. Ama siz onun şu anki olduğu duruma gelemezsiniz. O sizin olduğunuz duruma gelebilir. Evet, sizin gibi çok içen bir bağımlı olabilir ya da artık düzenli içen bir bağımlı olabilir. Daha sık aralıklarla içen diyeyim. Bağımlılık zaten düzenli yapılan bir eylemdir. Ama o biraz daha geniş aralıklarla bunu düzenli düzenli yapıyordur. Düzensiz yaptığında da canı istiyordur. Bir şekilde savuşturuyordur ama risk, yani o da aynı duruma düşebilir. Ama siz onun gibi yapamazsınız. İmkansız yani, içtiğiniz dakikada bir de özlersiniz azıştığınız için. Hepten sigarayı kafanızda ilahlaştırırsınız. Net söylüyorum yani. Ha mesela bazen de şey diyorlar, işte benim arkadaşım çok içiyordu, artık azalttı, şöyle içiyor, böyle içiyor. Ya ben inanmıyorum. Gizli gizli içiyor olabilir. Veya işte sizin yanınızdayken öyle içiyordur. Evde kafası bir şey atar, oturur 3 paket içer. Nereden biliyorsun sen onu, 24 saat gözlüyor musun?
O an yapmaz, bir ay sonra yapar. Yani bak bakın, hani bak bakın, bunlar saçma düşünceler. Tamam mı? Herkes kendinden sorumlu. Herkesin karakteri çok farklı. O öyle yapıyor, bu böyle yapıyor. Onun bağımlı olma aralığı farklı. Sizinki çok farklı. Başkasından görün, o öyle yapıyor, ben de böyle yapıyorum. Yani zaten sigara bırakma sürecinde birkaç kere bırakıp başladığınızda zaten kendinizi iyice bir ölçüp tartmış oluyorsunuz. Gerekiyorsa yardım alın. Yani doktora gidin, danışın. İyi bir doktora gidin. Tabii kendi de içen bir doktora da gitmeyin. Ya da içip bırakmış biri de olabilir. Yani gidin işte bir şekilde, bir hani sağlam bir şekilde sizi yönlendirecek, bir yardım alabileceğiniz bir yere gidin. Emre Üstünüçer var mesela, sigara bıraktırma uzmanı. Ona gidebilirsiniz. Bana çok yardımcı oldu sigara bıraktığım dönemde. Ben sadece YouTube'daki videolarını izledim bu arada. Sadece YouTube'daki videolarını izledim. Onun da videolarını mutlaka izleyebilirsiniz. Onun da linkini aşağıya bırakacağım. Yazın da zaten, yazdığınız zaman da bir sürü videosunu bulacaksınız. Bu konuda gerçekten çok başarılı. Ben sadece onun videolarını izledim. Ve geçmiş tecrübelerimden neyi yapıp neyi yapmamam gerektiğini kafamda oturttum. Ve çok hırsla ve çok böyle, hayır artık sen benim hayatımdan çıkacaksın modunda bırakmaya net bir şekilde karar verdim. Bunu yapabilirsiniz. Bunu gerçekten yapabilirsiniz. Evet, Dostoyevski'nin bir tane sözü var ya hani, şerefsiz insanoğlu her şeye alışır diye. Ben bu sözü gerçekten çok seviyorum çünkü çok doğru bir söz. Nereye koysam oraya yakışıyor. Biz insanlar, o tabii burada hani biraz sitemkar bir şekilde söylüyor ama biz insanlar iyiye de kötüye de o kadar kolay alışıyoruz ki. Yeter ki onu bir süre yapalım. Yeter ki yapalım. Alışmamamız imkansız. 21 gün muhabbeti var ya, o gerçekten çok doğru. Yeter ki onu biz bir 21 gün boyunca bir yapalım. Çok çabuk alışırız. Yani arkadaşlar, kendinize, sevdiklerinize, hayatınızın geri kalan zamanlarına verdiğiniz kıymet, gösterdiğiniz özen, sigara içerek imkansız ya, bunu yapamazsınız yani. Yani sevdiğiniz insanlara kıymet veriyorsanız yarın bir gün bu yüzden ölüp gideceksiniz, o insanlar arkanızda kalacak ve ne olacak o zaman yani? Ya da onlar ölecek gidecek falan. Bir şekilde buna dur demeniz lazım. Özellikle kendiniz için. İlk etapta sigarayı tabii ki kendiniz için bırakın. Ama siz bıraktıktan sonra bununla birlikte çok fazla insana faydanız dokunacak. Emin olun, ben bıraktıktan sonra benim erkek arkadaşım da bıraktı. Birkaç arkadaşım daha bıraktı. Bilmiyorum, o birkaç arkadaşım tekrar geri başladım ama belki bu videoyu izledikten sonra bırakacak olanlar da olacak. Umarım olur ve umarım benle de paylaşırsınız. Çok mutlu olurum gerçekten böyle bir şeye. Bir etkin, bir faydam, azıcık bir noktacık kadar bir tesirim olursa. Lütfen bunu bir düşünün, bir netleştirin. Hemen acele etmenize de gerek yok ama yani çok da fazla da böyle abartıp seneler sonra ya da bırakmayın. Yani ben bıraktığım dönemde evet bir yaza doğru bir süreçte bırakmıştım. Haziran ayında bırakmıştım. Hani biraz daha artık daha böyle tatil modunda, daha evdeyim falan, öyle bir zamanda bırakmıştım. Çok da fazla bir sorumluluğumun olmadığı bir anı denk getirdim. Ama sizin öyle bir durumunuz yoksa, bir fiil artık hani çalışma durumundaysanız yine yapabilirsiniz. Yani yine olacak bir durum. Ben sadece kendimi olabildiğince psikolojikmen hazırlayıp uygun zamanı yakaladığımda yaptım ama başka bir fırsatım olmasaydı, yani mecburen çalışıyor olsaydım yine yapardım. Çünkü ben artık kafaya koydum onu yapacağım. Onun benden kaçışı yok. Bu kafaya girdikten sonra onu eninde sonunda bırakırsınız. Yeter ki bu kafaya girin. Tamam mı? Yeter ki bu kafaya girin. Yani bunu yaptıktan sonra eninde sonunda, önünde sonunda artık neyse mutlaka bırakırsınız. Yani bırakmıyor olmanıza ben inanmıyorum. Doğru düşünme tarzınız o zaman tam olarak yerleşmemiştir kafanızda. Yani dediğim gibi sigara içmek psikolojik bir rahatsızlıktır. Çünkü insanın bile bile kendisine zarar vermesidir. Sigara içmekten keyif aldığını söyleyen bir insan çok yüksek ihtimalle kendisine zarar veren bir ilişkiden de kopamıyordur. Bir arkadaşlıktan da kopamıyordur. Yani bundan içten içe bir keyif alıyordur. O zaman böyle mi? Hani peki bu normal bir psikoloji mi? Aynı şey. Yani olgunlaşmakla alakalı, bir yerde sigarayı bırakmak sizin olgunlaştığınız zamana da denk geliyor. Veya işte başka bağımlılıklarınızı bırakmanız. Çünkü sigara sizi yatıştırıyor, sakin. Yok öyle bir şey. Yani siz derin nefesle de sakinleşirsiniz. Elmayla da sakinleşirsiniz. Çayla da sakinleşirsiniz. Yani siz istedikten sonra her şekilde sakinleşirsiniz. Sigara sadece orada bir araç.
Ama biz artık belli bir noktada onu amaç haline getiriyoruz. Belli başlı böyle saçma sapan gerekçelerle. Yok şöyle yapıyor da böyle, aslında hiçbir şey yaptığı yok. Hiçbir şeye bir etkisi yok. O yüzden lütfen kendimizi kandırmayalım ve şunu düşünelim. Şöyle düşünelim. Ben böyle düşündüm. Ben hayatımda hiçbir şeyin ve hiç kimsenin etkisinde kalmayacağım. Hiçbir şey ve hiç kimse. Sigara bunlardan en önemlisiydi. Benim hayatımdan çıkması gereken en önemli sorunlardan birisi buydu. Çay içiyordum ve ben çok bayağı çay tiryakisi bir insanım. Sigarasız içmezdim mesela. Şimdi sigarasız içiyorum. İçilmiyor, içiniyor. Yok ben alkolsüz sigara içemiyorum falan. Ay, ya da ne bileyim işte alkolü ve sigara olmadan içemiyorum falan, neyse. Ne alakası var ya? Onunla bağdaştırmışsın. Birkaç kez içmediğin zaman alışacaksın ona da. Hani ben bu böyle saçma sapan gerekçelerle de devam edenler var. Bunların hepsi gerekçe. Bir kere kendimizi kandırmaktan bir lütfen vazgeçelim. Ve tekrar devam ediyorum. Evet, ben hiçbir şeyin, hiç kimsenin ve hiçbir şeyin etkisinde kalmak istemiyorum. Hiçbir şey beni yönlendiremez. Bu sigara da olur, alkol de olur, bağımlı bir ilişki de olur, bağımlı bir arkadaşlık da olur. Bana zarar mı veriyor? Çıkacak o zaman benim hayatımdan. Keyif mi veriyor? Ben başka türlü de keyif almasını bilirim. Kalmadım, ben ona kalmadım, tamam mı? Sigaraya kalmadım, o boktan ilişkiye kalmadım. Ben bir şekilde kendimi mutlu etmesini bilirim, beceririm. Ben tek başıma bunu yapabilecek kapasiteye zaten sahibim. Ben zaten güzelim, yakışıklıyım, karizmatiğim. Bana sigara bu mu beni yakışıklı, karizmatik yapıyor, güzel yapıyor? Ya da beni vizyon sahibi yapan şey sigara mı? Böyle bir etkisi mi var sigaranın? Gerçekten işiniz olmadığı zaman, bol bol içtiğiniz zaman iş mi veriyor size? Canınızın sıkıntısını mı alıyor? Ölen geri mi geliyor? Yani hasta olan geri mi geliyor? İyileşiyor. Türk gibi mi oluyor? Olmuyor. Bu dediklerim acımasızlık olarak algılamayın. Sadece bir faydası yok. Lütfen dediklerimi bağımlılığın etkisiyle, ya işte böyle diyorsun anlamıyor. Anlıyorum, ben de içiyordum. Aynı şeyleri ben de düşünüyordum. Sadece yüzleşmeniz gerekiyor. Yüzleşmeniz için biraz provoke ederek konuşuyorum. Birazcık böyle hani dandan gitmeye çalışıyorum, yüzleştirmek için. Tek amacım bu. Lütfen yüzleşin, fark edin ve bunun olgun bir insan davranışı olmadığını, o filmlerde gördüğünüz olgun görünen karakterlerin, bunların hepsi göstermelik detaylar. Hepsi göstermelik. Birçok para alarak zaten o şekilde o sigarayı orada filmde, dizide, bilmem nerede içtiler. Sırf sigaranın reklamı olsun diye o zamanlar. Yapmayın, yemeyin bunları, düşmeyin bunlara. Hiçbir faydası yok. Sizi güzelleştiren, size vizyon katan, sizi ileriye taşıyan bir unsur hiçbir zaman olmayacak. Hayatınızda sizi sadece geriye çeken, size gereksiz bir yük bindiren, bacağınızdan sürekli böyle tutan, özgürleşmenizi engelleyen, sizi sadece rezilliğe sürükleyen, saçma sapan bir detay olarak kalacak. Kendinize güvenini azaltan. Yani biz bunu bile bırakamıyorum ya. Hani ben alışkanlıklarımdan kopamayan bir insanım. Size bunu alıştıracak. Bu düşünceye alıştıracak sizi. Bu alışkanlık size bunu alıştıracak. Böyle bir şey yok. İnsan, Dostoyevski ne diyor? İnsan her şeye alışıyor. Gerçekten insan her şeye alışıyor. Hiç o alışmam dediklerinize, bırakamam dediklerinize her şeyi bırakırsınız. Her şeye alışırsınız. Yeter ki isteyin, yeter ki kafa yorun. İstedim, nasıl yapacağım bilmiyorum. İstesen yolunu bulursun. İste ya abi. Bu dediklerim buradan girdi, buradan çıktı mı? Önemli değil. Sen kendin de bir yolunu bulursun. Unuttun mu? Dediğim gibi emri üstünü çara bak. Uzmanlardan git yardım al. Gerekseydi ben de alırdım. Ayıp bir şey yok. Normal bir şey bu. Sen bunu isteyip de bunu başarman önemli senin. Nasıl yaptığının bir önemi yok. İste ve başar. Ve o dediğim tuzaklara da asla düşmeyin. Yok puroymuş, nargileymiş, oymuş, buymuş. Bu arada ben her sigara bırakışımda sigarayı böyle ıvır zıvırlarla geri başladım. Sigaranın kendisiyle değil. Büyük uzun aralıklı bırakışlarımda. Yani 6 aydan daha uzun bırakmamıştım bu son bırakışıma kadar. Şimdi 1 sene, 3 ay mı, 4 ay mı oldu bilmiyorum artık. Saymayı da bıraktım. Çok da güzel bir uygulama da var. Orada o benim yerime sayıyor. Bayağı da böyle bir işte ne bileyim akciğerlerim şu oranda düzelmiş. İşte şu kadar kar yapmışım, şu kadar gündür, şu kadar saattir içmemişim falan. Böyle bir uygulama. Onu da şuraya bir yere fotoğrafını bırakacağım. İndirirseniz onda faydasını görürsünüz. Ben bildirim geldikçe mutlu oluyordum. Şu oranda temizlendi, C vitamini seviyen yükseldi gibi. Bu arada C vitamini de sigara içme isteğinizi azaltıyor. Haberiniz olsun.
Bir yandan da C vitaminini düşürüyormuş sigara içmek. Nasıl bir bağlantısı var tam ondan emin değilim, bilmiyorum. Araştırabilirsiniz ama ciddi ciddi sigara isteğini düşürüyor. Sabahları bir limonlu su içebilirsiniz. Hem C vitamini alırsınız, yarım limon ama çok abartmayın, mide yanması yapabilir. Hem de bir gün ezinde başlamanızı sağlar. Evet. Ben çok konuştum ya valla. Birçoğunda da nefes almadım doğru düzgün. Heyecanlı heyecanlı böyle hani anlatacağım, hiçbir şey unutmadan hepsini aktaracağım falan düşüncesiyle hiddetlendim, güldüm. Genel olarak hiddetlendim bu videoda. Birazcık fazla somurtkan falan görünmüş olabilirim ama çok ciddi bir konu. Ciddiye alınması gereken bir konu ve böyle bir hani sarsılmamız gereken bir konu. Lütfen ne yapın ne edin, bırakmak için çaba harcayın. Ve tekrar söylüyorum, ben hayatımda hiçbir şeyin, hiç kimsenin beni yönlendirmesine izin vermeyeceğim. Ben zaten güzelim, zaten yakışıklıyım, zaten vizyon sahibiyim. Bana bu bende olmayan hiçbir şeyi kazandırmıyor. Tamam mı? Hiçbir şey kazandırmıyor. Ben ona rağmen böyleyim. Onunlayım diye değil, onun için değil. O var diye değil. Ona rağmen böyleyim. Olmasa daha iyi olurum. İçmeyenler zaten burada. Kendi elimizle bile bile bilmeden bu duruma getiriyoruz kendimizi. Hayatına yön verenlerden olabilmeniz dileğimle. Beni sonuna kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sigarayı bıraktınız mı? Bırakmayı düşünüyor musunuz? Şu an nasıl bir aşamadasınız? Bunları benimle paylaşırsanız belki size vereceğim birkaç tavsiyeyle sıkıntılı durumunuzdan kurtulmanıza yardımcı olabilirim veya bir başka arkadaş size yardımcı olabilir, yorumunuza cevap verebilir. Hep birlikte bu süreçte sizin işinize yarayan durumları, tavsiyelerinizi, düşüncelerinizi, sorularınızı lütfen benimle paylaşın. Hep birlikte yanıt bulmaya çalışalım. Çok teşekkür ederim tekrardan. Kendinize çok iyi bakın. Umarım başarırsınız. Hoşça kalın.